Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Çocuğunuzun gelişimi için hiçbir mecra sizin onunla konuşmanız, sohbet etmeniz ve aktif oyun oynamanızın yerine geçemez. Bunu vurgulamakla birlikte mobil uygulamalar veya televizyondan çok da kaçamayacağımız bir dönemdeyiz. Bu videoda da dijital uygulamaları seçerken neye dikkat etmemiz gerekir? Çocuğumuzla dijital uygulamaları kullanırken etkileşimi nasıl sağlayacağız? Onları konuşacağız. Öncelikle televizyon kullanımından başlayalım. 2,5-3 yaş üstü çocuklar için en fazla 15'er dakikalık kesintisiz ve reklamsız eğitimsel ve gelişimlerine uygun programlar öneriliyor. Mobil uygulamalarda ise 3 yaşın üzerindeki çocuklar için eğitimsel değeri kanıtlanmış, etkileşime izin veren uygulamaların çocukların zihinsel ve dil becerilerine destek olduğu görülüyor. Mobil uygulamalara bakarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Google ve Apple Store'da eğitim kategorisinin altında 80 bin üzerinde uygulama var. Ama çocukların öğrenmesini ilerlettiğine, etkilediğine dair kanıtlanmış etki araştırmaları olan uygulamalar sınırlı sayıda. Kanıt temelli eğitici programa bir örnek vermek istersek, vereceğimiz en iyi örnek Susam Sokağı olacaktır. Eğitim kategorisinin altındaki uygulamaların çoğu genelde sadece harf veya renkleri öğretmeyi hedefliyorlar. Dolayısıyla siz de anne baba olarak farklı hedefleri olan uygulamaları seçebilirsiniz. Kaliteli uygulamalara baktığımızda bu uygulamalar ebeveyn ve çocuğun programı kullanırken etkileşim kurmasına izin veriyor. Bu etkileşimi ise yoğun zil ve sesli uygulamalar, aynı zamanda görsel açıdan kalabalık ve öğelerin hızlı şekilde hareket ettiği uygulamalar engelliyor. Dolayısıyla ikili katılıma, yani sizinle beraber kullanıma izin veren, otomatik durdurma, kullanıcıya soru sorma seçeneklerinin olduğu, görsel açıdan çocukların takip etmesini zorlaştırmayan tasarımların tercih edilmesi öneriliyor. Mobil uygulamalarda anne babaların dikkat etmeleri gereken bir diğer nokta, uygulamalardaki içeriklerin ne kadar gerçek dünya ile bağlantısı olup olmadığı. Çocukların gündelik hayatlarında yaşadıkları deneyimlerle, yani hayvanları öğrenmesi, bahçede bitkileri, böcekleri tanıması gibi deneyimlerle, uygulamalardaki içeriklerin de uyumlu olması çocukların öğrenmesini destekler. Böylece uygulamalarda öğrendikleri bilgileri sokakta, evde, dış dünyada gördükleriyle pekiştirebilir. Sebzeleri tanıtan bir uygulama ile oynadıktan sonra markete gittiğinizde alacağınız sebzeleri birlikte seçebilirsiniz. Veya daireyi tanıtan bir uygulama ile oynadıktan sonra arabayla giderken dışarıda yolda gördüğünüz daire şeklindeki objeleri konuşabilirsiniz. Çocuğunuzun oyuna bir rehber gibi katılın. Bu ne demek? Çocuğunuz oyun oynarken sizin adeta bir rehber gibi o oyundaki sorunların çözümüne destek olacak sorular sormanız, ipuçları vermeniz anlamına geliyor. Örneğin çocuğunuz şekilleri ayrıştırdığı bir uygulamada zorlanırken doğru cevabı göstermek veya onun yerine yapmak yerine bu şekli kareye benzetmiştin dün ama kenarlarında bir fark vardı. Kenarlarına bakmaya ve karşılaştırmaya ne dersin diye sorabilirsiniz. Tabii ki çocuğunuz her oyun oynadığında onunla birlikte oynamak zorunda değilsiniz. Çocukların kendi kendine eğlendirmesi ve bazı sorunları kendi başlarına çözmeye çalışmaları, onların bireysellik kazanmaları ve problem çözme becerilerinin gelişmesi için önemli. Çocuğunuzun öğrenmesini genişletin. Çocuğunuz bir uygulamayı kullanırken nasıl oynadığına bakın. Neleri gittikçe hızlı çözdüğünü izleyin. Oyunun veya uygulamanın o bölümlerinde artık iyice ustalaştığında ona üstesinden gelinecek yeni bir aşama veya sorun, bir güçlük ekleyebilirsiniz. Örneğin, engellerin üzerinden atlayarak rahatlıkla tamamladığı bir bölümde o engelleri aynı zamanda sayarak üzerinden atlamasını önerebilirsiniz. Veya o engelleri geçerken aynı anda engellerin renklerini söylemesi doğrultusunda onu yönlendirebilirsiniz. Böylece çocuğunuz için otomatik ve çok kolay hale gelen bir uygulamayla çocuğunuzun öğrenme sürecini devam ettirebilir ve daha da pekiştirebilirsiniz. Anne babalar olarak çocuğunuzun öğrenmesine en büyük katkıyı sizler sağlarsınız. Sizinle sohbetinin ve oyunun yerine hiçbir şey geçemez. Bunu söylemekle birlikte çocuğunuzun yaşı ve ilgisine yönelik seçeceğiniz içerikleri açıklayan kaynaklar da var. Bilgi Üniversitesi'nin dijital medya ve çocuk sitesinden mobil uygulama değerlendirmelerine bakabilirsiniz. Çocuklasinema.com adresinden de çocuğunuzla birlikte izleyebileceğiniz uygun filmlerin yorumlarını inceleyebilirsiniz.
Ekranlarla ilgili diğer videolarımıza göz atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.